Türk Devleti uzunca bir süre önce Rojava'yı bütünüyle istila edip Rojava devrimine son vermeyi karar altına almış. Fakat bu planlar sökmedi. Zapta uğradığı yenilginin yanı sıra Rojava'ya yönelik saldırı planları da gerek Rojava halkının ve Rojava devrimci güçlerinin hazırlıkları, gerekse uluslararası şartlar nedeniyle başarılamadı. Bunun üzerine Türk Devleti Rojava'ya karşı özünde jenosit anlamına gelen korkunç bir saldırıya yöneldi. Bu saldırı Rojava halkının yaşam koşullarını ortadan kaldırmaya dönük bir saldırıdır. Elektrik santralleri, petrol rafinerileri, fırınlar ve diğer yaşam koşulları devletinin bombardımanı ile ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Bunun amacı Rojava'da yaşayan halkları göç ettirmek, bölgeyi insansızlaştırmak ve ondan sonra da bu bölgeyi kontrol altına almak. Arap Baharı'nın belli bir aşamasından sonra doğrudan doğruya DAEŞ, IŞİD güçleriyle ortaklık kurarak Rojava'ya saldırıya geçmişti. Yani ortada yeni bir durum yok. Fakat o dönemde DAEŞ'in neredeyse Irak'ın yarısını ve Suriye'nin yarısını işgal ettiği şartlarda Türk Devleti zafer kazanmak için bu yola başvurdu. İnsanlığın görüp şahit olduğu en barbar kuvvetlerle Kürt halkının demokratik kazanımlarını yok etmek için saldırıya geçti. Bugün ise artık bu durum tersine dönmüştür ve Türk Devleti son pozlarını oynuyor. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken husus şudur. Türk Devleti Kürt halkının kazanımlarına karşı kendisi doğrudan harekete geçme imkanlarını her geçen gün biraz daha kaybediyor. Buna karşılık başından beri örgütlediği ÖSO denilen ya da başka isimler taşıyan pek çok cihatçı gruptan oluşan Sünni Arap kuvvetlerini ve bu arada uluslararası merkezlerden bu bölgeye gelen çeşitli Çeçen vesaire gruplarını harekete geçirmeyi düşünüyor. Amacı Suriye'de bir Arap-Kürt iç savaşını tetiklemektir. Kendisi doğrudan Rojava'yı yok edemeyecektir. Buna karşılık elinin altında örgütlemiş olduğu Sünni Arap ve rejim karşıtı güçleri doğrudan Rojava'ya saldırarak bir Kürt Arap iç savaşını tetiklemek istiyor. Bu durumda Rojava halkının ve yönetiminin Kürt Arap ittifakı ile ilgili politikası büyük bir stratejik öneme sahiptir. Bunu önlemek Rojava'nın geleceği bakımından çok büyük önem taşıyor. Bu aynı zamanda rejimle Türk Devleti'nin kurmak istediği ilişkileri de etkileyecektir. Elbette görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgim yok. Ama bu konuda söylenecek bazı sözler var. Birincisi, bazılarının sandığı gibi Erdoğan ve rejim diplomatik bir takım başarılar kazanmıyor. Üçüncü Dünya Savaşı dediğimiz savaşın Orta Doğu'daki neticesi Türk Devleti'nin yenilmiş olduğudur. Türk Devleti bu savaşa girdiği zaman önüne koymuş olduğu hiçbir hedefe ulaşamadığı gibi daha önceden elde etmiş olduğu tüm kazanımlarını kaybetti. Muazzam
ekonomik pazarlar elinden gitti. Türkiye bir de bu nedenle ekonomik büyük bir krizin içine yuvarlandı. Bu savaşta yenilen tek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Düşünün, iki hedefi vardı. Birincisi Esad rejimini yıkmak, Emevi Camii'nde namaz kılmak. İkincisi Rojava'yı ortadan kaldırmak, o bölgeyi olduğu gibi işgal etmek. Bu iki amacına da ulaşamadı. Şimdi Esad rejimi yerli yerinde duruyor ve Rojava devrimi yaşıyor. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti Devleti derin bir kriz içindedir. Uluslararası arenada tecrit olmuştur ve mevcut rejim belki de önümüzde yapılacak seçimlerle birlikte yok olup gidecektir. Bu nedenle Esad rejimiyle kurulan ilişkileri Türk Devleti'nin başarılı diplomatik çalışması gibi yorumlamak büyük bir hata olacaktır. Bir mecburiyet vardır. Yenilen Türk Devleti ve rejim yenemediklerinin karşısında dize gelmiştir. Yenemediklerinden birisi Esad rejimidir. Onun önünde dize gelmiştir. Şimdi onunla birlikte Rojava devrimini yıkma hesabı yapıyor ki bence bu hesapta başarısızlığa mahkumdur. Suriye devletinin topraklarını işgal etmiştir. Ve şimdi çok ciddi geri adımlar atmaktadır. Belli bir aşamadan sonra işgal ettiği bütün topraklardan çıkıp gitmek zorunda kalacaktır. Yani galibin önünde eğilmiştir. Diplomatik bir başarı elde etmiş değildir. Mecbur kalmıştır. Rusya Erdoğan'ı Esad rejimiyle anlaşmaya mecbur bırakmıştır. Kısaca ortada diplomatik bir zafer ya da incelik ya da zeka söz konusu değildir. Yenilmiş olan bir devlet bu yenilgisini gizleyerek galiplerin önünde iki büklüm olmaya mecbur kalmıştır. Şimdi o cihatçılar Arap Baharı'ndan itibaren Suriye'de azınlıkta olduğunu düşündükleri Alevi Arap gücüne dayanan Esad rejimini yıkmak için örgütlendiler. Türkiye ile birlikte yenilgiye uğrayan güç bunlardır. Şimdi Türk Devleti bu güçleri örgütledi. Afrin'de, Serakaniye'de, çeşitli yerlerde bunları isyan etti. Türk nüfusunu oralardan çıkarttı. Bir tür ilhak rejimi oluşturdu. Şimdi bu güçlerle Rojava güçlerini mukayese ettiğimiz zaman durum şudur. Bu güçler Esad rejimini yıkmak, yok etmek için varlar. Buna karşılık Rojava halkı ve onun silahlı ve politik güçleri tüm bu süreç boyunca Suriye rejimiyle askeri hiçbir çatışmaya girmemiş durumda. Kısaca Rojava ile Esad rejiminin demokratik özellik temelinde anlaşma şartları var. Buna karşılık Türk Devleti'nin örgütlemiş olduğu cihatçı güçlerle mevcut rejimin uzlaşma, anlaşma şartları neredeyse sıfır. O nedenle şu anda bu cihatçı güçler Türk Devleti'nin Esad rejimiyle kurmuş olduğu ilişkileri kendi varlıkları açısından çok ciddi bir tehlike olarak görüyorlar. Ve bunda da haklılar. Çünkü aralarına kan girmiştir. Suriye'nin istikrarsızlaşmasında bu cihatçı unsurlar temel rolü Türkiye ile birlikte oynamışlardır. Esad rejimi ve Suriye halkı bu ihaneti elbette ki kabul etmeyecek. Dolayısıyla burada oynanmak istenen oyunlar henüz netice vermiş olmaktan uzaktır. Biz belli bir uzlaşma süreci yaşıyoruz. Türk Devleti Suriye ile bir takım pazarlıklar yapıyor. Bu pazarlıkların özü şudur. Ben
bugüne kadar örgütlediğim cihatçı güçleri satayım ama sen de bana Rojava güçlerini ezmen için fırsat ver. Bu pazarlık netice verecek midir, vermeyecek midir? Bunu tayin edecek olan faktör Rojava halkının ve Rojava halkıyla dayanışma içinde olan uluslararası barış güçlerinin gücüne bağlı. Bu açıdan kesinlikle bilmemiz gereken şey şu, Türk devleti elindeki cihatçı güçleri ilk fırsatta Rojava'ya dönük saldırıya yönlendirecektir. Bu saldırının güya arkasında duracaktır. Bir tür mayın eşeği gibi bu unsurları Rojava devrimci güçleriyle çatıştırmayı ve mümkün mertebe Rojava'ya zarar vermeyi hesap edecektir. Dolayısıyla önümüzdeki etapta çatışmalar ihtimali çok fazla yüksektir. Buna karşılık uyanık olmak, hazırlıklı olmak Rojava halkına ve onun dostlarına düşen en önemli görevdir. Amaçları Suriye'de bir Kürt, Sünni, Arap iç savaşını kışkırtmaktır. Eğer küresel güçler, Amerika ve Rusya, hava sahasını Türk saldırısına açmadıkları takdirde, Türk devleti Rojava'da tarihinin şahit olmadığı çok ağır bir yenilgiye uğrar. Bu halk kendi topraklarını savunuyor, kendi geleceğini inşa etmeye çalışıyor. Buna karşılık Türk devleti saldırgan bir devlet olarak onların bütün varlıklarına bir tehdit olarak ortaya çıkıyor. Böyle haksız bir durumda haklı olan taraf kesinlikle galip gelir. Tarih bunu böylece yazıyor. Kaldı ki Rojava halkı kendi özel silahlı güçlerinin yanı sıra bir halk olarak da devrimci, demokratik savaş temelinde hazırlıklıdır. Ve bu tarihte pek rastlanmayan şöyle bir duruma yol açmıştır. Devrimci halk savaşı bütünsel bir savaştır. Bu savaş sadece erkeklerin savaşı değil, kadınların da savaşıdır. Kadınlar bu savaşın öncü gücü olarak insanlığın karşısına çıktı. Kobane direnişiyle birlikte bugün dünya kadınları, Rojava kadınlarıyla kol kola, omuz omuza, Jin Jiyan Azadi sloganı temelinde mücadele ediyorlar. Böylesine büyük bir kadın gücüne karşı Türk devletinin yapacağı saldırıların kesinlikle başarısızlığa ulaşacağından herkesin emin olması gerekir. Ancak elbette bu mücadeleler ağır bedellere sebep oluyor ve Türk devleti nasıl sivil halkın yaşam şartlarını ortadan kaldırmak için barbarca saldırıyorsa, böyle bir kara harekatı olduğu takdirde Rojava halkı da elbette büyük bedeller ödeyecektir. Ama zafer kesinlikle Rojava halkının olacaktır. Daha önceki tecrübelerde yaşanan kitlesel göçler gerçekleşiyor mu? Hayır. Bu da şunu gösteriyor. Rojava halkı jenosite karşı topyekun direniş içindedir. Sadece evini terk etmemek bile şu anda Türk devletinin saldırganlığına karşı en büyük öz savunma hareketi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Türk devletinin amacı Rojava'yı insansızlaştırmaktır. Rojava halkı ise topraklarını terk etmeme konusunda çok muazzam bir direniş içinde bulunuyor. O nedenle bu 2023 yılına girerken bilmemiz gereken şudur ki Rojava halkı kazanacak. Rojava halkının kazanması demek uluslararası durumu kökten etkileyecek. Türk faşizmi bu zaferin etkileri altında kesinlikle yıkılacak. O yıkıldığı zaman Suriye'deki bu karmaşık durum anında çözüm aşamasına doğru yönelecek. Artık Kürt halkının sırtının üstünde pazarlıklar,
oyunlar, kumarbazlıklar, bütün bunlar sona erecek. Ve halklar önlerinde yepyeni bir örneğin var olduğunu görecek. Bu örnek Başkan Öcalan'ın paradigmaları temelinde ortaya çıkmıştır ve yepyeni bir dünyayı müjdelemektedir. Nisan ayında başlayan ve başvur Kürdistan'ında çok büyük hedeflere yönelen Türk Devleti neticede ağır bir yenilgi aldı. Birçok bölgeden geri çekilmek zorunda kaldı. Bu da şunu gösteriyor. Kürt Özgürlük Hareketi'nin, HPG'nin Türk Devleti ile savaşında eğer başarısı o bölgedeki siyasi güçleri kökten etkileyecektir. Bugün ZAP'taki zafer Karabani'yi ve Rojava'ya gitmeye zorladıysa yarın başvurudan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin topyekun kovalanması Barzani'de Kürt Özgürlük Hareketi karşısında eğilmeye mecbur edecektir.